Merhaba arkadaşlar, Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber Osman Hoca, 9. tarih dersimizde İslam medeniyetin doğuşu ünitesinin 4 halife dönemi ve Emeviler dönemi hakkında sohbet edeceğiz. Evet, hadi başlayalım. İlk 4 halifemiz sırasıyla bilinmeli. Kim bunlar? Çok yaygın bir kısaltma vardır. Evin önünde oturan adamlar. İlk harfleri alırsanız evin önünde oturan adam dediğinizde halifeleri görmüş oluruz. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Tabii önce halife kimdirle başlayacağız. Halife Hazreti Peygamber'in peygamberlik görevi hariç onun bütün yetkilerini üzerinde taşıyan kişidir. Hani halef selef derler ya. Halef yerine gelen. Kimin yerine? Peygamberin yerine. Ama peygamberlik görevi değil tabii ki. Peki bu durumda kimdir halife dersek? Öncelikle halife bütün Müslümanların lideridir. Bu durumda bu ne demektir? Tek bir halife olacaktır. Bütün Müslümanların hem dini hem de siyasi lider olacaktır. Bu durumda İslam dünyası tek bir devlet olmalıdır. Siyasi liderlik diyor. Bütün Müslümanların siyasi lideri ve aynı zamanda halife olmak için temel şart bu göreve layık olmaktır. Dikkat edin, layık olmak demiyorum. Layık halife olmaz. Layık olmak diyoruz. Demek ki bir hanedana mensup olma şartı yok. O zaman halifeliğin tanımına baktığınız zaman bütün Müslümanların dini, siyasi lideri ve layık olmak. Günümüz halifelik yok. Buradan ÖSYM çok güzel bir soru sordu. O yüzden şöyle bir bakalım. Neden halifelik yok? Çünkü tarihi süreçte halifelik anlam ve önemini kaybetmiştir. İlk darbeyi Emeviler döneminde alacak. Emeviler döneminde halifeler mevali politikası da denilecek olan Arap ırkçılığı yapacaklar. Arapları üstün gören bir halifelik. Ben Türk Müslümanım, o zaman niye bu halifeye saygı göstereyim ki? İşte Arap ırkçılığı halifenin saygınlığına ilk darbe. Emeviler döneminde 661'den itibaren iktidarda olan hanedan. Bu arada yine Emeviler döneminde halifelik babadan oğula geçen bir saltanat makamı haline gelecek. Bu durumda halifelik layık olma özelliğine darbe aldı. Bir hanedana mensup olma şartı yok ki. Kimden olursa olsun halife olabilir. Sadece bütün Müslümanların siyasi dini liderlerine layık olma vasfını yerine getirsin. İşte Emevilerden itibaren halifelik saltanattır. Bir başka darbeyi 8. yüzyıldan itibaren alacak. Ne diyordu halife? Bütün Müslümanların siyasi ve dini lideri olacaktı. Halbuki bütün Müslümanların değil halife, kendi ülkesinin halifesi. Örneğin Abbasiler ve Endülüs Emevileri diye ayrıldıklarında Abbasi halifesi kendi topraklarında. Hatta daha sonra Endülüs Emevi halifeliği kurulacak. Yani 10. yüzyıldan itibaren birden fazla halife göreceğiz. Şii Fatimi halifeliği, Endülüs Emevi halifeliği ve Abbas halifeliği. O zaman bütün Müslümanların siyasi ve dini liderliği vasfını da darbe almıştır tarihi süreçte. Anlam ve önemini gittikçe kaybetmiştir. En son halifeliğin Yavuz Sultan Selim'le birlikte Osmanlı Devleti'ne geçmesi halifeliğin biraz güçlendirmiş olsa da bu etki hiçbir zaman ilk dört halife dönemindeki gibi olmamıştır. Peki ilk halifemiz kim? Hazreti Ebubekir dönemi. Peki Hazreti Ebubekir dönemi tarihe nasıl geçmiştir? En önemlisi ridde hareketi. Ridde, reddetme. Neyi reddediyorlar? İslam'ı reddediyorlar. Şimdi Arap Yarımadası'nın çok büyük bir kısmı Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethi sonrasında İslam olduğunu bildirmişti. Ama bunların büyük bir kısmı gerçekten Müslüman olmamıştı. İşte Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte tarihe dinden dönenler, sahte peygamberler, zekat vermeyenler şeklinde geçecek olan bir isyan silsilesini başlattı. Bakın görselimizde gördüğünüz kılıç işaretlerinin hepsi iç savaşların yaşandığı yerleri gösteriyor. Çok fazla. Çok fazla iç savaş var. Peki bunun ortaya çıkışında temel nedenler neler? Zaten gerçekten Müslüman değildik. Bir baskıya uğrarız korkusuyla Müslüman olduk. Niye zekat veriyormuşuz ki dediler. O zamanlar zekat bir çeşit vergi ibadet. Yani devlet topluyor ve fakirlere dağıtıyordu. Adam zaten kabile adetlerine geri dönmek istiyor. Gerçekten Müslüman değil. Görüntüden Müslüman takılmış. Öte yandan
kabile bağımsız anlayışını yerine getirmek istiyor. Aynı şekilde devlet kuralım yine eski kabile gibi kabile kültürle beraber bağımsız kabile devletlerimizle birlikte hareket edelim vesaire gibi nedenlerle isyan ettiler. Devlet yıkılma tehlikesi yaşadı. ÖSYM diyor ki Hazreti Ömer döneminde bunlara son verildi. Bu durum neyi kanıtlar? Cevap, siyasi ve dini yönden devlete yeniden etkinlik kazandırıldı. İç isyanlara Ebubekir döneminde son verilmesi, Hazreti Ebubekir döneminde isyanlara son verilmesi devlete siyasi ve dini yönden yeniden etkinlik kazandırdığını kanıtlıyor. Bu arada iç savaşlarda hafızlar şehit oldu. Bu büyük bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Çok fazla şehit hafız vardır. İşte Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın teklifiyle düzeltelim. Hazreti Ebubekir Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirecektir. Ayetlerle hadislerin karışması tehlikesi var. Ayetlerin yazıldığı malzemelerin kaybolma tehlikesi var. Hafızlar savaşlarda şehit olmuş. İşte bu gibi nedenlerle bunu bilelim. Bu üniversite sınavında gelmiş bir soru. Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an iki kapak arasına alınmış, toplanmıştır. Dikkat edelim. Mushaf da denmektedir. Aslında iki kapak arasına alınmış şekline mushaf denir. Kur'an-ı Kerim yüce sözler demektir. Sözlere Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına alınmış şekline mushaf denmektedir. Bu bilgiyi de verdikten sonra Hazreti Ömer dönemindeki tek önemli savaşı, dışarıda yapılan tek önemli savaşı görelim. Yermük Savaşı. İslam Devleti ile Bizans arasında Suriye ile Arabistan'ın girişinde yapılmış bir savaştır. Neden yapılmış? Belli. İslam Devleti'nin Suriye'ye girmesiyle fetih süreci başlatacak. Ve sonuçta Bizans yenilecek ve Suriye'nin fethi başlayacaktır. Yermük Savaşı ayete sorusu olarak karşımıza gelebilir. Yermük Savaşı Suriye'nin fethini başlatan savaştır. Ardından zaten Hazreti Ebubekir'in halifeliği 2 yıl, 632 ile 634 yılları arasında 2 yıl sürmüş. Ardından gelen halifemiz Hazreti Ömer. 10 yıllık bir halifeliği var ve İslam devleti onun döneminde çok hızlı genişlemiştir. Bizans'tan Suriye alınmış, Mısır alınmış, Sasani İmparatorluğu'na son verilmiştir. Şimdi bu savaşlara bir göz atalım. Önce Suriye'nin fethini tamamlayacak olan bir savaş, Ecnadîn Savaşı. Yine İslam Devleti Bizans arasında yapılmış. İslam Devleti'ni Bizans Suriye'den atmak istiyor. Doğal olarak bir savaş zinciri. Ardından Suriye'nin büyük oranda fethedildiğini görüyoruz. Yine ayete sorusu olarak karşımıza gelebilir. O yüzden bilgi olarak hatırlanmakta fayda var. Hazreti Ömer döneminde bir de Sasanilerle savaşlar başlayacak. Irak ve İran'da egemen olan Sasanilerde. Ve ilk savaş Köprü Faciası ya da Köprü Savaşı. İslam Devleti Sasani Savaşı Fırat'ı geçerken, İslam Devleti ordusu Fırat Irmağı'nı geçerken pusuya düşürülmüş. Ve bu pusu sonucunda İslam Devleti büyük bir kayıp yaşamış. Bunun üzerine İslam ordusu ilk büyük yenilgisini burada aldı. Yine ayete sorusudur, dikkat edelim. Hazreti Ömer Suriye Mısır'daki orduları İran üzerine yürüme emrini verdi. Ve işte böylece büyük bir orduyla İran üzerindeki ilk büyük zafer, Kadisiye zaferi karşımıza çıkacak. Aynı şekilde İslam Devleti Sasani arasında yapılmış bir savaş. İslam Devleti'nin genişleme isteği, Fırat'ı geçen İslam Devleti bugünkü Irak'ta bir savaş yapmış Sasani ordusuyla ve İslam Devleti'nin Ön Asya'daki genişleme süreci hızlanmıştır diyebiliriz. Ve Sasani Devleti'ne son verecek olan savaş Nihavend Savaşı. Yine aynı İslam Devleti ile Sasaniler arasında yapılmış. Neden yine İslam Devleti'nin genişleme isteği ve Sasani İmparatorluğu gördüğünüz Irak ve İran'ın egemen olan Sasani İmparatorluğu yıkıldı, İran fethedildi. Burada şöyle bir soruyla da karşılaşabiliriz. Bunun ortaya koyduğu başka sonuç var mı? Evet, Kafkasya'daki veya Orta Asya'daki Türklerle komşuluk burada başlar. Savaşlar değil. İlk defa burada sınırda bir komşuluk başlar. Savaş daha sonra. O zaman Hazreti Ömer dönemiyle ilgili en çok sorunun geldiği, ÖSYM'nin sorduğu, TYT, AYT sorusu olarak gelen yerler, sınırların genişlemesine bağlı olarak İslam Devlet Teşkilatı'nın temelleri atıldı. Ne yapıldı? Buraya dikkat, burası çok önemli. İslam Devleti kabile anlayışıyla yönetilmişti. Çünkü Hazreti Peygamber'in kurduğu İslam Devleti'ne kadar kabilecilik vardı. O yüzden Hazreti Ömer'e kadar bu kabile geleneği devam ettirildi. Yani sınırlar genişlese de hala kabile yönetir gibi devlet yönetiliyor. Halbuki Hazreti Ömer döneminde sınırlar çok geniş. Yürüsek
Bir bakarsanız işte Mısır'ı almış, Suriye'yi, Irak'ı, İran'ı almış, Arabistan'ı almışsınız. Bu kadar geniş bir coğrafya artık kabile yönetir gibi yönetemezsiniz. O nedenle İslam Devlet Teşkilatı'nın temelleri atıldı. Denince, herhangi bir devlet için bunu deyince aklınıza da şu gelsin. Ordu, vilayet teşkilatı, yani siyasi idari teşkilat, hukuk teşkilatı, adli teşkilat ve ekonomik teşkilat. Zaten bu beşinden birisi olmazsa gerçek bir devlet olamaz. O zaman bakarsak Hazreti Ömer ne yapmış? İlk düzenli orduyu kurmuş. Artık sınırlar çok geniş. Dolayısıyla meslek olarak bu işi yapmak gerekiyor. Gönüllülerle bu iş yürümez. Sınırları koruyabilmek için sınırlarda ordugah denilen Cünt adlı şehirler kurulmuş. Oralar kışın burada kalacaklar. Böylece ordugahlar hem sınırları koruyacak hem de fetihleri hızlandıracak. Ordu artık gelmeyecek Medine'ye. İran'dasınız, Mısır'dasınız. Çok geniş bir coğrafyadan gelmeleri çok zor. İlk askeri posta teşkilatı yine tabii ki fetihleri hızlandıracak bir silsiledir bu. O zaman bütün bunlara baktığımız zaman hem sınır güvenliği sağlanacak hem fetihler hızlanacaktır. Orduyla, ordugah şehirleriyle, posta teşkilatıyla. Yine Hazreti Ömer döneminde karşımda çıkacak olan bir diğer silsile ise siyasi, idari, hukuki teşkilattır. Ülke illere ayrıldı ve merkezden valiler atandı. Buraya dikkat, unutmayalım. Ülke illere ayrıldı dediği anda ayrıldı kelimesinde tuzağa düşmeyelim. Bir ülke ne kadar küçük birimlere ayrılırsa o kadar merkezi otorite güçlenir. Çünkü merkezden valileri atayarak, o valileri yöneterek daha küçük birimlerle ilköğü yönetmek çok daha kolaydır. Tabii merkezden atamak koşuluyla. Daha önce uyarmıştık. Eğer özerk eyalet derse, feodal yapı derse, derebeylik derse, prenslik derse bunlar yöneticilerin o bölgeden seçildiği anlamına geliyor. O zaman merkezi otorite zayıf. Ama ülke vilayet ya da eyaletlere ayrılmıştır, bölünmüştür derse bu sistemde valiler merkezden atılır. Tabii ilk adli teşkilat yine bu dönemde kurulmuştur. Hatta ekonomik ihtiyaçları karşılayacak bir maliye teşkilatı da vardır ki bunlar da merkezi otoriteyi güçlendirici tedbirlerdir. Adli teşkilatta kalktığımız zaman Hazreti Ömer'i değerlendirmek lazım. Hazreti Ömer en çok hangi özelliğe tanınıyor? Adaleti. İllere atadığı kadılara, tabii ilden kastımız Mısır, Suriye gibi büyük yerlerden bahsediyoruz. Kadılara şunu söylemiş. Sizin valileri yargılama hakkınız var. Fakat valiler size karışamaz. Hatta maaşınızı başkentten ben göndereceğim. Mısır valisi vermeyecek Mısır kadısının maaşını. Böylece ekonomik olarak valileri özgürleştiriyor, düzeltelim, kadıları özgürleştiriyor. Öte yandan kadıları o bölgede tek güç haline getiriyor. O zaman yürütmeyle yargı birbirinden ayrıldığı gibi hukuk üstünlüğü anlayışı da egemen kılınmış olacaktır adalet mekanizmasıyla. Hazreti Ömer'in bir camide namaz kıldırırken şehit edilmesinin ardından Hazreti Osman halife olacak. 644-656 yıllar arasında. Ve Hazreti Osman'ın en çok tanındığı özelliklerden birisi de Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasıdır. Neden çoğaltıldı? Birinci amaç İslam'ı yaymak. Her tarafta aynı Kur'an üzerinden dil anlatılsın, doğru anlaşılsın. İkinci amaçsa Kur'an'ın farklı şekillerinin oluşmasını önlemek. Kur'an ayetleri Mekke Arapçası ile indirilmiştir. Arapça farklı farklı şekillerde de karşımda çıkabiliyor. Çünkü Araplar binlerce yıl birbirinden kopuk yaşamışlardı. Zaman içerisinde farklı kabileler kendilerine uyacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i yazdılar. Ve Hazreti Osman baktı ki Medine Arapçasından ya da Gassani Arapçasından farklı bir Arapçaya dayalı bir şekilde Kur'an'dan ortaya çıkıyor. Toplattı o farklı nüshaları. Bunları yaptırdı ve ilk orijinal olarak hazırlanmış olan Hazreti Ebubekir dönemi Kur'an'ından 4 tane Kur'an çoğalttı. Bunları illere gönderdi ve bunlara bağlı olarak da yeni Kur'anlar yapıldı. Böylece Kur'an'ın orijinalliği korunmuş oldu. Hazreti Osman döneminin bir diğer önemli olayı ise ilk İslam donanması kurulmuş. Kıbrıs, Girit gibi yerler fethedilmiştir. Sordu ÖSYM. Hazreti Osman dönemiyle ilgili olarak geldi bu. Bilgiler önemli. Yine bu dönemde Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaş olan Belender Savaşı, Kafkasya'daki Hazar Türkleri. Bu arada Kafkasya'nın yerini unutmayalım arkadaşlar. Çok önemli, çok çıkıyor sorularda. Hazar Denizi ile Karadeniz arasında kalan yere Kafkasya diyoruz. Hazar Denizi ile Karadeniz arasında kalan şu coğrafyaya Kafkasya diyoruz. İlk savaş. Bu savaşı
Azarlar kazandı. Dolayısıyla Kafkasya'nın İslamlaşması gecikti. Hazreti Ömer döneminde Hazarlarla Türkler arasında ilk savaş. Belender Savaşı buraya kadar ayetin sorusu olarak dikkat edelim. Ve Kafkasya'nın İslamlaşması gecikti. Hazreti Ömer döneminde karşılaştığımız bir diğer önemli gelişme Hazreti Osman'ın şehit edilmesidir. Neden? Şimdi Mekke'de İslam öncesi dönemde iki tane güçlü aile vardı. Birisi Ümeyye, Hazreti Osman'ın da mensup olduğu. Birisi de Kureyş ki Hazreti Peygamber'in mensup olduğu veya Hazreti Ali'nin mensup olduğu. Aralarında rekabet vardı İslam öncesi dönemde ama İslam'la birlikte bu rekabet durulmuştu. Ta ki Hazreti Osman halife oluncaya kadar bazı önemli görevlere Hazreti Osman'ın atadığı valiler getirildi. Ki bu dönemde tabii ki fitne dönemi olarak tarihe geçmiş İbn-i Seleme diye bir Yahudi dönmesi İslam devletini içten yıkmaya kendisini adadığı için her tarafa casuslar göndermiş ve yalan haberler yaymıştır. Örneğin Şam'a gidiyorlar. Şam'da bu Şam ne kadar güzel yönetiliyor. Halbuki Küfe böyle mi? Küfe'de idamlar, haksız yönetimler var diyor. Aynı adamlar Küfe'de de Şam için bunu söylüyor. Böylece bir dedikodu süreci başlıyor. Ve bu haberler Medine'ye geliyor. Tabii Medine bunlara inanıyor. Hazreti Osman'dan bu valileri görevden almasını istiyorlar. Hazreti Osman araştırıyor, bakıyor ki bunlar yalan haber. Dolayısıyla da bu isteği reddediyor. Tabii Hazreti Osman'ın akrabalarını koruduğu, adam kayırmacılığı yaptığını düşünen Medineli Müslümanlar Hazreti Osman'ın evine saldırıyorlar. Ve onu evinde Kur'an okurken şehit ediyorlar. Hazreti Ali'nin bütün çabasına rağmen. İşte böylece Hazreti Osman dönemi de sona erecektir. Ardından Hazreti Osman'ın belirlediği heyet Hazreti Ali'yi halife olarak seçecektir. Hazreti Ali dönemi aslında iç karışıklıklar nedeniyle fetihlerin durduğu dönem olarak tarihe geçmiştir. Çok önemli. İç karışıklıklar nedeniyle fetihlerin durduğu dönem. Peki neden iç karışıklıklar yaşanmış? Hazreti Osman'ın katilleri. Hazreti Osman'ın taraftarları bu sefer Hazreti Ali'den katillerin bulunup cezalandırılmasını istiyor. Şimdi kimi kaynaklar diyor ki Hazreti Osman katilleri bulamadı. Kimi kaynaklar da der ki nasıl bulamadı? İsimler belliydi. Kim yaptığı da belli. Cezalandırmadı. Ama sonuç olarak katiller cezalandırılmadı ya da cezalandırılamadı. Bundan dolayı da Müslümanlar arasında ilk savaşlar başladı. Bu arada Hazreti Ali'nin meşhur kılıcı Zülfikar'ı görüyoruz. Ve Müslümanlar arasındaki ilk savaş Cemel Vakası. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe, Hazreti Osman'ın yakınlarından Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir halife öldürülmüş ve katilleri cezalandırılmıyor. Bu durumda onu sevenler Hazreti Ali'ye şöyle bir tepki gösteriyor. Bir, belki de bu suikastı sen tertip ettin. Belki de halife olmak için sen Osman'ı katlettin, halifeliğe layık değilsin. İki, eğer suikastı sen tertip etmediysen katilleri cezalandır. Eğer katilleri cezalandıramıyorsan yine halifeliğe layık değilsin, istifa etmelisin. Hazreti Ali her ikisini de reddediyor. Bunun üzerine işte ilk savaş, Cemel Vakası karşımıza çıkıyor. Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in ilk eşinden olan kızıyla evli olan Hazreti Ali ile, yani Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in damadıyla bir savaş yapacak. Aslında Hazreti Ayşe Basra'ya doğru yönelecek ve Basra'dan bir ordu toplamayı düşünüyor taraftarlarıyla birlikte. Fakat tabii ki Basra yakınlarında yakalanacak grubu, küçük bir grup, 70-80 kişilik bir grup geri dönmeleri istenecek. Hazreti Ayşe bunu reddedince Müslümanlar arasındaki ilk savaş gerçekleşecek. Hazreti Ayşe'nin devesinin etrafında yaşandığı için bu çatışma aslında 70-80 kişilik bir grup Hazreti Ayşe taraftarları tarihe Müslümanlar arasındaki ilk savaş olarak geçecek. Deve olayı olarak geçecek çünkü devenin etrafında yapılmıştır. Hazreti Ayşe taraftarları savaşı kaybediyor ve böylece Hazreti Ali'ye sağ kalanlar biat ediyor. Ama bu savaş aslında daha büyük bir savaşın sadece habercisidir. Ardından yeni bir savaş geliyor. Sıffin Savaşı. Bu sefer Şam valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımıyor. Şam valisi, Suriye valisi Muaviye Hazreti Ali'nin halifeliğini
tanımayacak. Ve Hazreti Ali'den katillerin cezalandırılmasını ister. Katiller cezalandırılmayınca büyük bir orduyla Hazreti Ali üzerine yürüyecek ve bugünkü Suriye Mısır arasındaki bölgede bir çatışma yaşanacak. Savaşı Hazreti Ali taraftarları kazanmak üzereyken Muaviye taraftarları Kur'an'ların sayfalarını yırtıp kalkanların önüne ya da mızrakların ucuna asacaklar. Aramızda Kur'an hakem olsun söylemi gibi. İşte bunun sonucunda Ali taraftarlarının bir kısmı savaşmak istemeyecek. Ve çatışma duracak. Böylece Araplardaki bir müessese devreye girecek. Hakemlik. Araplarda kan davaları çok yoğun olduğu için böyle çatışmalarda hakemlere başvururlardı. İşte iki tane hakem seçilecek. İki hakemin kararına bakılacak. Bir çadır kurulacak. Çadıra giren iki halifenin hakemin ne konuştuğunu tabii ki bilmiyoruz ama çadırda şöyle bir konuşmanın geçtiği iddia ediliyor. Muaviye'nin hakemi, Hazreti Ali'nin hakemine gel bu sorunu kansız çözelim. Önce Ali'yi halifelikten alalım, çatışmayı durduralım. Sonra beraber Medine'ye gidelim, Ali'yi halife ilan edelim. Böyle de hem kardeş kanı dökülmez hem de Ali'nin halifeliği tartışılmaz hale gelir. Diyor Muaviye'nin hakemi Amr bin As. Hazreti Ali'nin hakemi bunu kabul ediyor. Çadırdan çıkılıyor ve Hazreti Ali'nin hakemi Ebu Musal el-Eşari, isimler lazım değil, parmağımdaki yüzüğü çıkararak bu yüzüğü parmağımdan çıkardığım gibi Ali'yi halifelikten alıyorum diyor. Ama bunun üzerine Muaviye'nin hakemi hemen yüzüğü kapıyor, parmağına takıyor. Bu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye'yi halife ilan ediyorum diyor. Ortalık karışıyor. Hazreti Ali hakemini dinliyor, itiraz ediyor. Muaviye ben halife oldum diyor. İşte tarihe hakem olayı olarak geçen bu olayla birlikte, yine çok önemli, hakem olayıyla birlikte İslam dünyası 3 siyasi gruba bölünmüştür. Hazreti Ali taraftarları, ki Hazreti Ali Küfe'ye çekilecek. Böylece İslam devletinin ikinci başkenti Küfe olacaktır. Çünkü taraftarları orada daha fazla. Medine'den Küfe'ye. Muaviye Şam'a çekilecek. Suriye'deki Şam'da halifelik iddiasında bulunacak. Ama bir de üçüncü bir grup ortaya çıkacak. Hariciler. Hazreti Ali'nin ordusundan koptular. Onlar Hazreti Ali'nin hakemlere başvurmasını reddettiler. Tövbe etmesini istediler. Dinden döndüğünü iddia ettiler. Ve böylece İslam dünyasındaki ilk siyasi itikadi mezhep haricilik. Din dersinde de gelebilir, tarihte de gelebilir. Buna dikkat edelim. Haricilik. Bugün Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesindeki temel gruptur. Dini çok farklı yorumlayarak bugün Orta Doğu'daki o büyük terör örgütlerinin doğmasının kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. İşte böylece ilk siyasi itikadi mezhep oluşmuştur. Tabi hariciler İslam'ı olmadık saçmalıklarla sentezlediler. Mecusilikle sentezlediler, Musevilikle sentezlediler ve çok farklı bir din algısıyla karşımıza çıktılar. Hazreti Ali haricilerin Muaviye'den daha tehlikeli olduğunu görünce onlar üzerine yürüdü. Ve onları en son Nehravan Savaşı ile yok etme noktasına getirdi. Fakat hariciler aynı gün aynı saatte 3 suikaste 3 kişiyi öldürme kararı aldılar. Muaviye'yi, Muaviye'nin hakemini ve Hazreti Ali'yi. Muaviye sabah namazı yapılacak bu iş. Sabah namazı vakti evinden çıkmadı, namaza gitmedi, kurtuldu. Muaviye'nin hakemi yaralı olarak kurtuldu. Ancak Hazreti Ali zehirli bir hançerle vurulduğu için kurtarılamadı ve şehit oldu. İşte Hazreti Ali'nin şehit olmasıyla birlikte İslam tarihinin Cumhuriyet dönemi olarak tarihe geçen dönem, 4 halife dönemi sona erdi. Niye bu döneme Cumhuriyet devri diyoruz çok önemli? Çünkü halifeler genelde bir çeşit seçimle, tabii ki 4-4'lük demokratik seçimden bahsedemeyiz ama genelde bir çeşit seçimle geldikleri için 4 halife dönemi tarihe İslam tarihinin Cumhuriyet devri olarak geçmiştir. Evet, 4 halife döneminin temel özellikleri bunlar. Geldik Emeviler dönemine. 661-750 yıllar arasında yaşamış olan bir hanedanlık. Emeviler dönemi dediğimize göre ilginç bir durum var. Şimdi, öncelikle Hazreti Ali'nin vefatı sonrasında iki oğlu kaldı. Hazreti Hasan ve Hüseyin. Büyük olan kardeş Hazreti Hasan ve taraftarları Hazreti Hasan'ın liderliğine biat etti. Fakat Hazreti Hasan halifelik iddiasında bulunmayı düşünmedi. Çünkü Hazreti Ali dönemindeki savaşlarla Hazreti Ali taraftarları çok fazla güç kaybetti. Oysa Şam'daki Muaviye siyasi oyunlarla sürekli güçlendi.
Hazreti Hasan Muaviye ile başa çıkamayacağını gördüğü için anlaşma yapmayı düşündü. Ve Hazreti Hasan Muaviye dedi ki, eğer taraftarlarımıza dokunmazsanız ve kendinden sonra oğlun Yezid'i halife yapmazsan sana biat ederiz. Muaviye söz verdi. Ali taraftarlarına dokunulmayacak ve Yezid halife olmayacak. İşte böylece Muaviye Şam başkent olarak İslam devletini yeni bir döneme taşımış oldu. İslam devletinin üçüncü başkenti. Bu arada unutmayalım, Mekke hiçbir zaman başkenti olmadı. Medine, Küfe, Şam şu anda. Dördüncüsü de daha sonra Bağdat diyeceğiz. Ancak Muaviye verdiği sözü tutmayacak. Muaviye daha sağlığında oğlu Yezid'in halifeliğini bütün valilerine onaylatacak ve onun ölümünden sonra yerine Yezid halife olacak. İşte böylece halifelik babadan oğula geçen bir saltanat makamı haline gelmiş ve sonuç olarak anlam ve önemini ilk darbeyi almıştır. Artık halife layık olanlar değil, hanedana mensup olanlardır. Böylece ilk darbeli halifelik güç kaybetmeye başlayacak. Muaviye halife olduktan sonra hemen fetihlere başladı. Muaviye ve sonraki Emevi halifelerin politikası şu: sürekli fetih yapalım. Böylece İslam dünyasındaki muhalefeti susturalım. Çünkü Hazreti Ali'ye, Hazreti Hasan'a, daha sonra Hazreti Hüseyin'e zulmettiler. Ehli Beyt'e zulmettiler. Peygamberin soyundan gelen zulmettikleri için tepkiyle karşılanıyorlardı. İşte bu tepkileri yumuşatabilmek için sürekli fetihlerle ülkeyi genişletmeyi düşündüler. Hatta bu nedenle Muaviye İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı, ilk Müslüman halife olarak karşımda çıkmıştır. Hatta görüyorsunuz herhangi bir sınır yok. Yani şu topraklar alınmamışken ne yapmış? İstanbul'a gidiyor. Hani şu hadisteki İstanbul'u fethedecek komutanın övüldüğü hadisteki kişi olduğunu göstererek İslam dünyasındaki saygınlığını artırmaya çalışıyor. Bu arada küçük bir uyarıda bulunalım. İlk kuşatmaya Hazreti Peygamber'in ashabından, arkadaşlarından Eyüp el-Ensari de katılmıştı. Ve hemen bu kuşatma surların dibine gömülmüştür. Daha sonra burada Fatih Sultan Mehmet döneminde Eyüp Sultan Camii inşa edilmiştir. Uyaralım, bugünkü Eyüp Sultan semti ya da Eyüp semti adını Ashab'tan olan Eyüp Sultan'dan almaktadır. Bu arada Emeviler döneminde kuşatma devam etti. Hem bir genel kültür hem de ayete sorusu olur mu, belli mi olur? İstanbul'daki ilk cami hangisidir sorusuyla karşılaşabiliriz. Üçüncü İstanbul kuşatma sırasında kuşatmanın kaldırılması karşılığında bugün Karaköy sahile çok yakın bir bölgede inşa edilmiş olan ve gördüğünüz resimdeki günümüzdeki şeklidir Arap Camii. İstanbul'da inşa edilen ilk cami Emeviler döneminde yapılmıştır. Muaviye'den sonra Kerbela olayıyla karşılaşacağız. Nedir bu? Yezid halife oldu. Bu arada Hazreti Hasan da öldü. Hazreti Hüseyin kaldı. Yezid halife olunca Hazreti Hüseyin bize verilen söz bu değildir dedi ve Hazreti Hüseyin halifelik iddiasında bulunmak üzere Medine'den Küfe'ye doğru hareket etti. Küfeliler onu çağırmıştı. Zaten Ali taraftarlarının çok yoğun olduğu bir yer. Ancak Küfe'den aradığı desteği bulamayınca biraz da hedefsiz bir şekilde kuzeye doğru yöneldi. Fırat Irmağı'nın kıyısına kadar geldi. İşte burada Yezid askerleri onu yakaladılar. Amaçları aslında Fırat Irmağı ile aralarına bir set gerip, gördüğünüz Yezid askerlerini gösteriyor şunlar. Hazreti Hasan ve taraftarlarını susuzluktan öldürmekti. Ancak içlerinden birkaç kişi susuzluğa dayanamayıp Fırat'a doğru yönelince hemen bir katliam başladı. Ve bu katliamla birlikte Hazreti Hüseyin de öldürüldü. Hatta öldürüldüğünü ispat için kafasını kesip Yezid'e götürdüler. Kimdi Hazreti Hüseyin? Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Peygamber'in torunu. Hazreti Hasan ve Hüseyin Hazreti Peygamber tarafından cennet gençlerinin efendileri ilan edilmişti. Ehli Beyt de cennetlik olarak ilan edilmişlerdi ama Muaviye o ardından oğlu Yezid Hazreti Hasan'a, Hazreti Hüseyin'e zulmetti. İşte bu olayla birlikte ikinci bir siyasi itikadi mezhep doğdu. Haricilikten sonra ikinci siyasi itikadi mezhep Şiiliktir. Kendilerini Ehli Beyt dediler. Peygamber soyundan gelenleri sevenler anlamında. Ve böylece siyasi mezhep olarak. Bir de Sunnilik vardır ama Sunnilik siyasi mezhep değildir. Gerek haricilikte gerek Şiilikte bu mezheplere mensup olanların tek bir siyasi liderin olması gerekir. Oysa Sunnilik siyasi mezhep değildir.
Ameni fıkıh mezheptir. Sunniler tek bir siyasi lider olmak zorundadır yaklaşım içinde değillerdir. Tabi bundan sonra artık Şiiler, Sunniler ve tabii ki hariciler rekabet içine girecek. Bu da Müslümanlar arasında günümüze kadar gelen çatışmaları da beraberinde getirecektir. Kerbela olayından sonra Emeviler ülkeyi hızlı bir şekilde genişletme politikasını sürdürdüler. Çünkü aynı şey, aynı politika. Fetih yap, böylece muhalefeti sindir. Bunun sonucunda Kuzey Afrika'nın fethi tamamlandı. İslam orduları Fas'a kadar ulaştı. Hatta oradan İspanya'ya geçtiler. Ve Tarık bin Ziyad komutasındaki bir İslam ordusu 700 askerle İspanya'nın fethini başlattı. 700 askerle bir kıtanın fethi başlamadı ama Roma yıkılmış, feodalite Avrupa'yı bayağı bir zaafa uğratmıştı. Hatta eski adı Septe Boğazı olan bu boğazın adı daha sonra Tarık bin Ziyad'dan dolayı Cebeli Tarık olarak anılacaktır. Gerçi Cebeli Tarık ilk önce bugünkü Fas kıyılarındaki bir kayalığa verilen isim olacaktır. Tarık'ın hörgücü, kayalığı anlamındaki devesi ya da dağı anlamında küçük bir deve hörgücü ve küçük tepeciklere cebel ifadesi kullanıldığı için ve Tarık bin Ziyad buradan ordusunu karşıya geçirdiği için bu isim daha sonra Septe Boğazı'na verilmiş olacaktır. Ve 711 Kadik Savaşı ile İspanya'nın fethi başlarken 732 Puvatya Savaşı'na kadar fetihler devam etmiştir. Aynı zamanda Emeviler döneminde bugünkü Kafkasya'ya girilmiş, hatta bir ara Hazarlar yenilmiş ve Ermenistan'a kadar olan topraklar ele geçirilmiştir. Orta Asya'ya doğru giren Türkler, Türklerle savaşan Emeviler bu bölgedeki Türk işlerle mücadele etmek zorunda kalmışlar. Maveran Nehri'nin bir kısmını ki bilelim Maveran Nehir, Seyhun, Deyhun nehirler arasında kalan bölgedir. Maveran Nehri'nin bir kısmını ele geçirseler de Türk işler Emevileri durdurmuş ve Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemiştir. Burada bir parantez açalım. Daha önce Hazreti Osman dönemindeki Kafkasya'daki Hazar Türkler için Emevileri Hazreti Osman döneminde İslam ordularını yendiler ve Kafkasya İslamlaşmasını geciktirdiler. Derken burada Türkler İslam ordularını durdurdu ve Orta Asya'nın Araplaşmasını önlediyoruz. Çünkü Emeviler göreceğiz ırkçı bir politika, Araplaştırma yönelik bir politika takip etmiştir ve çok önemlidir. Emeviler döneminin o zaman savaş boyutuyla en önemli özellikleri İstanbul kuşatmaları ve devletin en geniş sınırlarına ulaşması. Avrupa'ya kadar gitmişler. Fransa ile sınırlı, Orta Asya ve Güney Kafkasya'yı ele geçirecek kadar genişlemişlerdir. Ama Emeviler dönemine ilgili en çok soru Emevilerin izlediği milliyetçi politika üzerinden gelir. Emeviler milliyetçi politika izlemişlerdir. Peki kanıtları nelerdir? Birinci kanıt. İlk Arap İslam parasını bastırmışlardır ki bu kötü bir şey değil. Herkes ekonomik bağımsızlığını sağlamak ister. Bu nedenle Arap İslam parasıyla beraber aslında Bizans ve Sasani'nin ekonomik etkisinden kurtulmuşlardır. Halife Abdülmelik döneminde. Yine Emeviler Arapçayı resmi dil ilan etmiştir. Burada bir parantez açalım. Resmi dil halkın sokaktaki konuşma dili değildir. Resmi dil devlet memurlarının kendi aralarındaki konuşma dili, vatandaşın devletle yazışma dili veya devletin kendi içindeki yazışma yani resmi evraklarla ilgili dil demektir. Ama bir düşünelim İspanya'dan Orta Asya'ya kadar her yerde Arapça resmi dildir. İşte bu çok önemli, çok sorulur, buna dikkat edelim. Arapça resmi dil ilan olursa edilirse ne olur? Bir kere Arapça yaygınlaşır. İspanya'dan Orta Asya'ya kadar Arapça resmi dil yaygınlaştı. Bu nedenle farklı dillere Arapça kelimeler girdi. Zaten Kur'an dilinin Arapça olması da burada etkili. Ve dolayısıyla Arap kültüre yayıldı. Bir dil aynı zamanda kültürel etkileşime de neden olur. Bugün İngilizce öğrenen gençlerimiz İngiliz kültüründen doğal olarak etkilenebilmektedirler. Arapça ile birlikte aynı zamanda eğitim dili de Arapça oldu. Resmi dil olmanın yanında. Böylece ülkede kültürel birlik de sağlanmış oldu. Artık bütün eserler Arapça yazılmaya başlandı. Bu da kültürel birliği sağladı. O zaman milliyetçiliğin birinci kanıtı Arapistan parası. İkinci kanıt Arapçanın resmi dil ilan edilmesi. Üçüncü ve ne yazık ki olumsuz bir kanıt mevali politikasının izlenmesi. Önemli, çok sorulur, çok iyi öğrenmeniz gerekiyor gençler. Nedir mevali? Mevali aslında Arap olmayan Müslümanların aşağılandığı bir tür ırkçı politikadır. Mevali Arapça'da serbest bırakılan köle demektir. Araplar kölelerini azat ederdi ve onları azat ettikten sonra
Onlara mevali derlerdi. Yani serbest bırakılan köle derlerdi. Ama hiçbir zaman onlara doğuştan özgür Araplarla eşit hakları vermezler. Emeviler de diyor ki Arap olmayan Müslümanlara. Tanrı peygamberi bizden seçti. O halde biz sizden üstünüz. Tanrı sizin topraklarınızı kılıç gücüyle fethetme etkisi, gücünü bize verdi. O zaman biz sizden üstünüz. O halde siz kimsiniz ki İslam devletinde memur olacaksınız? Orduda basit asker olabilirsiniz ama komutan olacaksınız. Hatta siz kimsiniz ki Araplarla aynı mahallelerde oturacaksınız? Bir Arap geçtiğinde oturacaksınız. Olmaz, ayağa kalkacaksınız. Hatta Müslüman olduğunuzu söylüyorsun. Nereden bilirim gerçekten Müslümansınız? Belki de gayrimüslimlerin ödediği gelir vergisi olan haracı ve askerlik yapmama vergisi olan cizyeyi ödememek için Müslüman olduğunu söylüyorsun. O halde siz de bu vergileri ödeyeceksiniz. İşte Emeviler mevali politikasıyla ırkçı bir yaklaşım içindeler. Tabii bu ırkçı yaklaşım beraberinde çok büyük olumsuzluklara neden olacaktır. Öncelikle İslam'ın yayılışını yavaşlatacak. Bakın görüyorsunuz İslam devleti çok geniş. İspanya'dan Orta Asya'ya kadar ulaşmış bir devlet. Ama Müslüman nüfus oranı çok fazla artmıyor Emeviler döneminde. Çünkü niye gireyim ki senin dinine? Aşağılanmak için mi? Öyle de aşağılıyorsun, böyle de aşağılıyorsun. Girmiyorum senin dinine tepkisini getirdi. Bu arada Şubiye hareketinin de doğmasına neden oldu. Çok önemli. ÖSYM buradan çok seçici sorular soruyor. Nedir Şubiye? Şubiye, Arap olmayan Müslümanların kendi kültürlerinin üstünlüğünü kanıtlama çabası sonrasında ortaya çıkan kültürel üstünlük çatışmasıdır. Mesela Divan Lügati't Türk'ü kim yazmış? Kaşgarlı Mahmut. Neden yazmış? Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu kanıtlamak için. İşte Divan Lügati't Türk Şubiye'nin bir sonucudur. Yani Emevilerin nevali politikasına karşı Arap olmayan Müslümanların kendi kültürlerinin üstünlüğünü kanıtlama çabası. Sonucundaki bu çatışma. Şubiye. Tabii olumsuz tarafı Müslümanlar arasındaki çatışmayı artırıyor. Ama olumlu bir tarafı da var. Olmasaydı Şubiye belki de olmayacaktı Divan Lügati't Türk. Buna benzer pek çok eser İslam coğrafyasındaki kültürlerin yeniden inşasına ortam hazırlamıştır. Mevali politikasının bir diğer sonucu Emevilere duyulan nefreti artırmış. Bu kadar geniş bir coğrafyada Arap olmayan bir sürü Müslüman var ve sen bunları aşağılıyorsun. Dolayısıyla bunlar ne yapacaklar? Size karşı muhalefet edecekler. Ve bu da tabii ki Emevilerin yıkılışında etkili olacak. Bu kadar insanın nefretini alırsan doğal olarak sana karşı olan kuruluşlarla birlikte hareket edecekler. Ama mevali politikasının bir de ilginç sonucu var. Araplaşma nedeni olmuştur. Kültürü ve kimliği gelişmeyen, mesela Kuzey Afrika'daki Berberilerin bir kısmı veya Orta Doğu'daki bazı yerel halklar Araplaşmıştır. Çünkü Emeviler diyorlar ki biz sizi aşağılıyoruz ama Arap gibi giyinirseniz, Arapça konuşursanız, Arap gibi yaşarsanız size Araplara verdiğimiz hakları veririz. İşte böylece bireysel küçük örgütler ya da aileler, topluluklar, yeni kalmış medeniyetler Araplaşma içine girmiştir. Evet, mevali politikası çok önemli. Milliyetçiliğin ötesinde ırkçı politika. Peki Emeviler nasıl yıkıldı? Zaten 661-750 dikkat edersek 90 yıl bile sürmemiş bir iktidardan bahsediyoruz. Fetihler durdu. İslam devleti doğal sınırlar ulaşımında görüldüğü gibi bir taraftan İspanya, bir taraftan Orta Asya. Fetihler durunca askeri ve ekonomik sorunlar arttı. Bu arada mevali politikasının etkisiyle Arap olmayan Müslümanlar var ki Türkler de Emevilere karşı tavır içine girecekler. Mekke kökenli Abbas ailesi, Kureyş'in devamı, Hazreti Peygamber'in amcasından Abbas olarak anılmaya başlanmış ailenin muhalefeti. Ya ne yaptınız? İslam'ı ne hale getirdiniz? Peygamberin koyduğu ümmetçi politikayı Arap ırkçılığına çevirdiniz. Böyle din olgusu olmaz diyerek Emevilere karşı zaten muhalefeti birleştirmişler. Şiiler vardı. Ali taraftarları, Hazreti Ali taraftarları örgütlendiler. Ve onları birleştirip, Şiileri birleştirip Abbasilerle birlikte hareket ettiler. Ve son olarak Emevi ailesi içindeki iktidar çatışmaları da Emevilerin yıkılışında etkili olmuştur. İşte sonuç olarak İslam devleti en yeni sınırlarını yaşasa da çok hızlı bir şekilde Emevilerin yıkılışına şahit olmuş. Horasan'la başlayan Ebu Müslim isyanla birlikte İslam devleti tarihe karışmıştır. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar.